Merhaba değerli izleyiciler. Reymen tıklanma sayılarına inanmayıp, tıklanma oranlarına inanmayıp kendisini eleştiren ünlülere dava açıyor. Kime mi mesela? Demet Akan'a dava açıyor. Aleyna Tilki, Işın Karaca. Biliyorsunuz 6 gün önce Reymen Ela şarkısını paylaştığında bir anda büyük bir rakama ulaştı. İlk 10 dakikada 400 bin tıklandı. İlk 10 dakikada. Sonra 1 saatte 3 milyona ulaştı ve 8 saatte 10 milyonu aştı. Sonra milyonlar üst üste eklendi ve bugün 50 milyona geldi. 6. günde 50 milyon civarında görüntülendi Reymen'in şarkısı. Ancak ilk günlerde çok büyük eleştiri yapıldı. Reymen'in hiç nota bilmeyen, hiç enstrüman çalmamış, eline mikrofon almamış, kulis tozu yutmamış, stüdyoda sabahlamamış birinin klibi nasıl olur da bu kadar çok izlenir? Müzik insanlarının hemen hemen hepsi aynı şeyi düşündü. Bu işte bir dümen var dediler. Evet, bu işte bir üçkağıt var dediler. Aleyna Tilki açıklama yaptı, çomar şov dedi. Işın Karaca çok sinirlendi. Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun. Piyasa o kadar elinde yani dedi. Ve İngilizcesini de yazıp suç duyurusunda bulundu. Manipülasyon yapılıyor. Bu bir suç dedi. YouTube'u etiketledi İngilizce yazdıklarına. Tıklama oranının tartışmasına Demet Akalın da katılmıştı. Demet Akalın'ın bir takipçisinin paylaştığı, sosyal medyada paylaştığı söze kalp ekledi, yani beğen yaptı. Ne diyordu o sözde takipçi? Reymen'in şarkısı 8 dakikada 500 bin izlenmiş. Siz gerçekten artık işin suyunu çıkardınız. Klip rekortmeni Adele, Ariana bile bu kadar izlenme alamıyorken siz kim oluyorsunuz? Tam olarak kimsiniz acaba? Yutmuyoruz artık. Bunu beğendi Demet Akalın. Alişan da tıklanmaları izlenmediğini inanmadığını söyledi. Sinan Akçıl'ın da Günaydın Gazetesi'ne yaptığı açıklama, Ela'nın dünyada bir numaraya çıkacak kadar tıklanma alması diğer müzisyen arkadaşlarda olduğu gibi bende de soru işareti oluşturuyor dedi Sinan Akçıl. Ve o da inanmadığını böylece teyit etmiş oldu bu laflarla. Bilalozcan.com internet sitemde 5 gün önce bir yazı yazdım. Orada Reymen'in sırrını açıklıyorum dedim. Ben orada Reymen'in gerçek olduğunu, bu tıklanmaların gerçek olduğunu nedenleriyle anlattım. Evet, istedikleri kadar sahtekarlık var desinler, istedikleri kadar hile var desinler, Reymen'in tıklanmaları gerçek arkadaş. Bunun detaylarını anlattım, nedenlerini anlattım. Merak edenler oraya girer bakar. Ancak Reymen'in kendisine yapılan bu eleştirilere cevap verirken küfür etmesi hiç hoş değildi. Reymen coştu. Cevap verirken bir sürü şey söyledi. Ondan sonra da oros dedi. Oros dedi, durdu. Küfürü ağzından yarım çıkartarak sözüm ona son anda frene basar gibi yaparak o küfürü etmemiş mi oluyorsun Reymen? Olur mu hiç böyle bir şey? Bir de iyi bir şey yapmış gibi montajda konuşmandan bu küfür kısmını kesebilecekken kesmeyip yayınlıyorsun. İstersen kesersin. İstersen biz senin oros dediğini de duymayız. Ne yani? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kendini ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Bu kadar çok tıklanmak ayrı. Herkes adalet karşısında, herkes hukukun karşısında eşittir. Senin bir ayrıcalığın yok. Kimse suç işleyemez. İşlersen mahkemelerde hesabını verirsin. Senin bu şekilde insanlara küfür etmen, yarıda kesmiş olsan ağzından çıkan bir küfür. Seni dava etseler, mahkemeye verseler, ünlüler, kimin için söylüyorsan bu küfürü, ki belli, seni eleştirenlere cevap veriyorsun. Bir konuşmanın içinde yapıyorsun bunu. Seni eleştirenler Aleyna Tilki, Işın Karaca ve Demet Akalın. Onlara bu şekilde cevap vererek suç işliyorsun Reymen. Özür dile. Ben senin tıklamalarının gerçek olduğunu yazan tek gazeteciyim, ilk gazeteciyim. Ben senin bu konuda haklı olduğunu biliyorum ve bunu paylaşıyorum takipçilerimle, okurlarımla ve bunun dijital medyanın bir etkisi olduğunu, dijital medyanın, sosyal medyanın
bir zaferi olduğunu, sana inanan, güvenen insanların bir zaferi olduğunu da söylüyorum, yazıyorum. Ama sen böyle yaparak, böyle haddini aşarak, böyle şımararak sana güvenenleri de insanların karşısında utandırıyorsun. Bu yaptığın hiç doğru değil. Hiç kimseye küfür etmeye hakkın yok. Haklıyken haksız duruma düştün küfür ederek. Bu durumdan ancak özür dileyerek kurtulabilirsin Reymen. Özür dile kardeşim. Özür dile ve toplumdan özür dile. Küfür ettiğin o kişilerden özür dile. Eğer onların suç işlediğine inanıyorsan senin yaptığın daha büyük bir suç. Hani diyorsun ya, ben onları mahkemeye vereceğim, 1 liralık manevi tazminat davası açacağım. Ver, ver. Ancak onlar da sana dava açarlarsa haksız duruma düşersin. Peki, bugünlük de bu kadar. Beğendiyseniz beğen yapın, abone olun. Abone olursanız benim paylaşımlarım anında size ulaşır. Teşekkür ederim.